Merhaba arkadaşlar, artık evrimle ilgili konu anlatımının son videosundayız. Burada diğer derste de bahsettiğim işte şişe boynu, darboğaz etkisinden, kurucu etkiden, genetik sürüklenmeden bahsedeceğiz. Daha sonra ekolojik kuralları vereceğiz arkadaşlar. Sonrasında ise dersimizi bitireceğiz. Şimdi ben şöyle ilk önce genetik sürüklenmeden bahsetmek istiyorum. Çünkü diğer anlatacağım konularda birazcık genetik sürüklenmeyle ilgilidir. O yüzden şöyle bir başlık yazıyorum. Genetik sürüklenme. Genetik sürüklenme. Nedir arkadaşlar genetik sürüklenme? Şimdi küçük popülasyonlar vardır. Küçük popülasyon dediğimiz işte 100 bireyden daha aşağıdaki sayıda bulunan bireylerdir. Birey topluluğudur. Bunlar da gen havuzlarında bulunan özellikler büyük popülasyonlardaki gen havuzundan çok farklıdır arkadaşlar. Biz bu olaya genetik sürüklenme diyoruz. Genetik sürüklenmenin bazı etkileri vardır. Bu etkilerinden bahsetmek istiyorum size. Nedir bu etkiler? Bu özellikle bu etkilerini Campbell'dan aldım arkadaşlar. Burası önemli çünkü. Genetik sürüklenme bir kere küçük popülasyonlarda etkilidir. Bakın, genetik sürüklenme dediğimiz olay küçük popülasyonların ya da şöyle düşünün mesela elimizde büyük bir popülasyon var. Bu büyük popülasyondan bir kısmı böyle kopuyor, ayrılıyor ve bambaşka bir yere gidiyor. İşte bu küçük popülasyon arkadaşlar bir süre sonra bazı farklılıklar geçiriyor. Yani evrimleşiyor ve farklı özelliklere sahip oluyor. İşte ne oldu bakın? Büyük popülasyona göre daha farklı gen havuzuna sahip oldu. Biz bu olaya genetik sürüklenme diyoruz. Küçük popülasyonlarda etkilidir dedik. Daha sonra alel frekanslarının rastgele değişmesine neden olabiliyor arkadaşlar genetik sürüklenme. Hani dedim ya az önce işte hemen bir parçası koptu gitti ne oldu? Oradaki alel frekanslarını etkiledi. Bu arada bu konudan sonra soru çözümü yapacağım. Bu videodan sonra evrimle ilgili soru çözümü yapacağım. Çıkmış sorulara bakacağız. Sonrasında popülasyon genetiğini anlatacağım. Normalde popülasyon genetiğini kalıtımın hemen arkasında vermişler ama Campbell'da arkadaşlar evrimin içerisinde anlatıyor. O yüzden ben de evrimden hemen sonra vermek istedim. Ona göre anlatım yapacağım. Şimdi dedik ki alel frekanslarının rastgele değişmesine sebep olur. Bu frekans değişimini popülasyon genetiğini anlattıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra arkadaşlar popülasyon içerisinde genetik varyasyonların kaybına sebep olabilir genetik sürüklenme. Yani az önce bahsettim ya ne oldu? Bakın buradaki işte büyük bir popülasyon vardı. Hemen küçük bir parçası buradan koptu ayrıldı. Mesela bu küçük parçada ayrılanlar çekinik özelliğe sahip bireyler olabilir. Bunlar buradan ayrıldığı zaman artık burada çekinik özelliğe sahip bireyler kalmıyorsa ne oluyor arkadaşlar? Varyasyon kaybına sebep olabiliyor. Daha sonra yine genetik sürüklenmenin zararlı bir etkisinden bahsedeyim. Zararlı allellerin fix olmasına sebep olabilir. Fix olma ne demek? Sabitlenme demektir. Yani zararlı allellerin sabitlenmesine sebep olabilir genetik sürüklenme. O zaman ilk önce genetik sürüklenme nedir diye yazalım. Daha sonra da etkilerini yazalım arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Küçük popülasyonlarda gen havuzunda bulunan özelliklerin büyük popülasyonlarınkinden farklı olmasıdır. Geliyorum şimdi etkilerine. Şöyle etkileri diyorum. Birincisi, arkadaşlar genetik sürüklenme. Birincisi ne dedik? Küçük popülasyonlarda etkilidir. Küçük popülasyonlarda etkilidir. İkincisi, alel frekanslarının rastgele değişmesine neden olur. Üçüncüsü arkadaşlar, popülasyonlar içerisinde genetik varyasyonların kaybına sebep olur.
popülasyonlar içinde genetik varyasyonların kaybına neden olabilir. Bu arada şuraya da olabilir yazıyorum. Çünkü kesin diye bir şey yok. O yüzden neden olabilir diyelim. Dördüncüsü arkadaşlar, zararlı allellerin sabitlenmesine, yani fix olmasına sebep olabilir. Zararlı allellerin fix olmasına neden olabilir. Evet. Genetik sürüklenme ve etkileri bu şekilde. Şimdi gelelim bir sonraki kavramımız arkadaşlar. Şişe boynu darboğaz etkisi diyeceğiz. Şişe boynu darboğaz etkisi. İkisi de aynı şeydir. Bazen şişe boynu olarak çıkar karşınıza. Bazen darboğaz etkisi diğer. Bazen ikisini de söyler. Darboğaz etkisi. Nedir bu olay? Arkadaşlar şişe boynu darboğaz etkisi dediğimiz olay. Şimdi bazı sebeplerden dolayı popülasyondaki bireylerin sayısı azalıyor arkadaşlar. Bu azalan bireyler de ne yapıyorlar? Yeni bir popülasyon kuruyorlar. Bu kurulan popülasyonda başlangıçtaki o popülasyon, hani küçülmeden önceki halinde gen frekansını tam yansıtmayabilir. Yani yine burada gen frekansıyla ilgili bir değişme söz konusudur. Bu şekilde arkadaşlar istemsiz olarak küçülen popülasyonlarda meydana gelen genetik sürüklenmeye biz ne diyoruz? Şişe boynu darboğaz etkisi diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Kısaca yazalım isterseniz. İstemsiz küçülmeye bağlı olarak meydana gelen genetik sürüklenmeye denir. Burada dediğim gibi büyük popülasyonlar bazı etkenlerle küçülür. Bu şekilde şişe boynu darboğaz etkisi ortaya çıkar. Şimdi darboğaz etkisini anlattıktan sonra bir de kurucu etkiden bahsetmek istiyorum. Şöyle kurucu etki diyelim. Kurucu etki. Arkadaşlar kurucu etkide de şöyle bir durum söz konusu. Şimdi genetik sürüklenme meydana geliyor ya. Bu ortamda kalan az sayıdaki birey gelişiyor ve başlangıçtaki arkadaşlar gen havuzundan farklı bir gen havuzuna ulaşıyor. Farklı frekanslara sahip oluyor. Biz buna kurucu etki diyoruz. Bakın şişe boynunda küçülme var. Kurucu etkide ise küçülen popülasyonun gelişmesi, büyümesi var. Tamam, kurucu etki diyoruz bu yüzden de. Kurucu etkinin özelliği bu şekildedir. Gelelim. Genetik sürüklenme sonucu. Ortamda az kalan bireylerin gelişmesiyle başlangıçtaki gen havuzundan farklı frekanslarda popülasyonların oluşmasıdır. Evet, bu da kurucu etkidir. Gelelim, bir tane daha var arkadaşlar. Gen akışı. Şimdi diyelim ki bir popülasyon var yine. Bu popülasyondaki bireyler bir yerden başka bir yere göç ediyorlar arkadaşlar. Ne olur? O göç eden bireylerde bulunan genler göç ettikleri yerdekilere karışır. İşte biz buna ne diyoruz? Gen akışı diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Popülasyondaki bireylerin
bir yerden başka bir yere, başka bir yere göç etmesiyle allel kazanması ya da kaybetmesidir. Ya da kaybetmesidir. Evet, gen akışı da bu şekilde. Ya kazanacak ya da kaybedecek arkadaşlar göç yoluyla. Son olarak geliyorum artık eşeysel seçilim diyeceğim. Eşeysel seçilim. Nedir eşeysel seçilim? Arkadaşlar bu da adı üstünde bakın. Eşini seçecek burada. Eşeysel seçilim iki şekilde gerçekleşir. Eşey içi ya da eşeyler arası. Eşey içi ya da eşeyler arası. Şimdi eğer ki iki tane erkek birey var. Mesela iki tane erkek olan diyelim ki kedi var. Bu kedi bir dişi için arkadaşlar rekabet ediyorsa biz buna ne diyoruz? Eşey içi diyoruz. Eşey içi. Eğer ki dişi birey bu erkekler arasında bir tanesini seçecekse buna da ne diyoruz? Eşeyler arası seçilip diyoruz arkadaşlar. Unutmayın, eğer ki bir erkek ve işte iki erkek bir dişi için rekabet haline giriyorsa biz buna eşey içi diyoruz. O erkekler arasında rekabet vardır çünkü. Eğer ki bir dişi o erkeklerden bir tanesini seçecekse biz buna da ne diyoruz? Eşeyler arası seçilim diyoruz arkadaşlar. Eşeysel seçilim de bu şekildedir. Eşeysel seçilim önemlidir. Neden? Çünkü evrimleşmenin de aslında temelini oluşturabilir. Çünkü hangi eşeği seçerse arkadaşlar, işte erkek olsun, dişi olsun, hangisini seçerse gen frekansı, gen havuzu ona göre değişecek. O yüzden oldukça önemlidir eşeysel seçim. Evet, böylece evrimsel kavramları bitirdik. Bu Darwin'in ortaya attığı kavramlardır arkadaşlar. Bunları bitirdik. Şimdi geliyorum. Hatırlarsanız heterotrof görüşünün altında bunları işlemiştik. Darwin'in görüşleri, Lamarck'ın görüşleri. Şimdi geliyoruz yaratılış görüşüne. Şöyle yaratılış görüşü diyelim. Bunu yeşille yazacağım. Evet. D diyorum arkadaşlar. Yaratılış görüşü. Yaratılış görüşü. Veya yaratılış hipotezi de denilebilir. Şimdi yaratılış hipotezinde neler var? Yani biz hani temel olarak ne olduğunu biliyoruz ama biraz daha açıklamasını yapalım. Arkadaşlar, yaratılış görüşüne göre bütün canlı çeşitleri ayrı ayrı yaratıcı tarafından yaratılmıştır. O şekilde oluşturulmuştur. Ve her tür birbirleriyle bağlantılı olmaksızın yaratılmıştır. Yani işte kedi ile köpek ayrı ayrı türlerdir. Birbiriyle bağlantısı yok. Mesela ayrı türler diyoruz ya, mesela köpeklerin alt türleri de var. Bu alt türler işte birbirinden bağlantısız olarak yaratılmıştır. Bu şekilde arkadaşlar yaratılış görüşü bulunur. O zaman yazalım. Bu görüşe göre bütün canlı çeşitleri ayrı ayrı yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Yani buradaki yaratılış görüşü aslında bir nevi dinsel olarak arkadaşlar ortaya atılan bir görüştür. Evet, şimdi gelelim. Burada arkadaşlar iki tane evrim var. Üç tane. Divergent evrim, konvergent evrim ve paralel evrim. İlk önce bunlardan bahsedelim. Yaratılış görüşüyle konuşamıyorum. Yaratılış görüşünden bağımsızdır bunlar. Bu arada yaratılış görüşüyle sadece bunu yazdım, bitti. Şimdi geliyorum bakın evrim çeşitlerine. Evrim çeşitleri. Nedir bu çeşitler? Birincisi divergent evrim. Divergent evrim. Yani açılan evrim. Arkadaşlar divergent evrim yani açılan evrim şöyle. Diyor ki aynı gruba ait canlıların farklı ortamlarda
farklı ortamlara uyum sağlamak için farklı özellikleri kazanmasıdır. Bakın açılan evrim adı üstünde. Bakın aynı canlının aynı gruba ait canlıların farklı özellikler kazanmasıdır. Kısaca böyle diyebiliriz. Farklı özellikler kazanmasıdır. Bu divergent evrimdir. Şimdi örnek vereyim arkadaşlar. Tabii ki bunlar arasındaki farklılıklar nasıl oluşuyor? Coğrafik koşullara göre oluşuyor. Farklı farklı yerlerde oluştukları için, oralarda yaşadıkları için buna göre uyum sağlamışlardır. Mesela ispinos kuşlarının gaga yapısı, değil mi? Daha önce bahsetmiştim. İspinos kuşlarının gaga yapısı. Gaga yapısı. Şimdi bir yerde yaşayanlar arkadaşlar farklı bir özelliğe sahip. Başka bir yerde yaşayanlar farklı bir özelliğe sahip. Nedir? Mesela söyleyeyim. Yerde yaşayanlar tohumu parçalar. Tohumu parçalar. Şimdi tohumu parçaladıkları için geniş ve kuvvetli gagaları vardır. Geniş ve kuvvetli gaga. Bir de ağaçlarda yaşayanlar var arkadaşlar. Ağaçlarda yaşayanlar böcekle beslenir. Böcekleri alabilmek için de uzun ve düz bir gaga yapısı vardır. Uzun ve düz gaga. Şimdi mesela bunun başka örnekleri de var. Diyelim ki denizin içerisinde bulunan balıklarla işte orada yaşayan canlılarla besleniyorsa o zaman biraz daha uzun, ince bir yapıya sahiptir. Veya işte parçaladığı besine göre kıvrık bir gagaya sahiptir. Yani bunun gibi yaşadıkları ortama göre farklılık gösteriyor. Gelelim kovergent veya konvergent arkadaşlar. Konvergent evrim. Buna da daralan evrim diyoruz. Daralan evrim. Bakın divergent açılan evrim. Konvergent daralan evrim. Bu da nedir? İki ya da daha fazla canlı grubunun benzer ortamlara uyum sağlayabilmek için arkadaşlar aynı özellikleri taşımasıdır. Mesela nedir? Kuşlar, böcekler, memeliler. Aynı ortamda yaşayabilmek için ne yapmışlar? Kanat yapısına sahip olmuşlar. Mesela kuşlar, uçan kuşlar, işte böceklerin uçanları, memelilerin uçanları arkadaşlar kanat yapısına sahiptir. Biz buna da ne diyoruz? Daralan evrim diyoruz. O zaman şöyle diyelim. İki ya da daha fazla canlı grubunun benzer ortamlara uyum sağlayabilmek için kazandıkları yapısal benzerlikler. Şimdi yazalım kuş, böcek, memeli. Bunların her biri farklı canlı grubu, değil mi? Ama her birinde ortak olarak ne var? Kanat yapısı var. Yapı olarak birbirinden farklı olabilir kanatlar. Mesela böceklerde daha ince, memelilerde daha kalın gibi olabilir. Ama hepsinde kanat var mı? Var. İşte biz buna konvergent veya daralan evrim diyoruz. Bir de gelelim paralel evrim arkadaşlar. Bu da sondur. Paralel evrim. Nedir paralel evrim? Burada da yakın akraba olan hayvan grupları arkadaşlar benzer koşulları taşıyan ortamlarda birbirlerine bağımlı olmadan benzer şekilde evrim yapmasına biz paralel evrim diyoruz. Mesela köstebeklerin kazıcı ayaklara sahip olması veya fokların yüzgeçlere sahip olması. Şimdi şöyle düşünün. Fok nedir? Bir memelidir, değil mi? Fok memeli. Memeli hem karaya çıkabiliyor, hani kısmen karada da yaşayabiliyor. Sonra suyun içerisine giriyor. O suyun içerisinde yüzebilmek için neye sahip? Yüzgeçlere sahip. İşte bu nedir? Paralel evrimdir. O zaman yazalım. Yakın akraba
Yakın akraba olan hayvanların benzer koşulları taşıyan ortamlara birbirlerine bağımlı olmadan benzer şekilde evrim yapmasıdır. Benzer şekilde evrimleşmesidir. Evet, bu da paralel evrim. Örneğini de yazalım. Örneğimiz neymiş? İşte köstebeklerin kazıcı ayaklara, fokların yüzgeçlere sahip olması. Mesela köstebek nedir memeli, fok nedir memeli ama birinde kazıcı ayak var, birinde yüzgeç var. Birbirinden bağımsız şekilde evrimleşmiştir. Biz buna paralel evrim diyoruz. Arkadaşlar, son anlatacağım bir kısım kaldı. Ekolojik ve evrimsel kurallar kaldı. Hani bu işte Koppe kuralı, Dullo kuralı gibi bunlardan bahsedelim. Daha sonra evrim konusunu bitirelim. Şöyle başlık olarak yazıyorum. Ekolojik ve evrimsel kurallar diyorum. Ekolojik ve evrimsel kurallar. Arkadaşlar, bu kurallardan ilki, birincisi Koppe kuralı. Herhalde böyle okunuyordur. Koppe kuralı. Nedir bu Koppe kuralı? Diyor ki, vücut büyüdükçe diyor, çevre koşullarına bağımlılık azalır ve daha fazla besin depo edilir. Bu nedenle diyor, evrimleşme sırasında hayvanlar vücutlarını büyütme eğilimindedir. Yani vücut büyütme ile ilgili bir şey görüyorsanız aklınıza ne gelecek? Koppe kuralı gelecek. O zaman yazalım. Vücut büyüdükçe çevre koşullarına bağımlılık azalır ve daha fazla besin depo edilir. Daha fazla besin depo edilir. Bu nedenle evrimleşme sırasında hayvanlar vücutlarını büyütme eğilimindedir. Mesela şöyle düşünün. Evrimleşme sırasına göre diyor ki ilk önce balıklar vardı. Sonra amfibiler. Hani sudan karaya geçiş olayı var ya. Sonra amfibiler. Sonra kuşlar. Sonra sürüngenler. Sonra memeliler geldi. Böyle düşündüğünüz zaman arkadaşlar, eğer belirli bir evrimleşme sırasında işte bu kural geçerliyse ne olacak? Balıklar en küçük, memeliler en büyük olacak. Baktığınız zaman memelilerin de küçükleri yok mu? Veya balıkların da büyükleri yok mu? Var. O zaman bu kural aslında çok da geçerli bir kural değildir. Kendi içlerinde düşündüğümüz zaman belki olabilir. Ama evrimleşme açısından hani sudan karaya geçiş olarak düşündüğümüzde bu kural geçersiz olabilir. Gelelim Dullo kuralı. Arkadaşlar, Dullo kuralına göre evrim diyor, bazı geri mutasyonlar olmasına rağmen sürekli ileriye dönüktür diyor. O zaman yazalım. Dullo kuralı budur. Evrim bazı geri mutasyonlar olmasına rağmen sürekli ileriye dönüktür. İleriye dönüktür. Dullo kuralımız da bu. Gelelim arkadaşlar üçüncü kuralımıza. Glogger kuralı. Bu kurala göre de diyor ki kuzey yarım küreye gittikçe kuş ve memeliler açık renkli. Güney yarım küreye gittikçe de diyor memeliler, kuş ve memeliler koyu renklidir. Böylece ortama diyor adapte olarak avlanma ve saklanmaları kolaylaşır. İşte biz bu renkle ilgili olan kurala ne diyoruz? Glogger kuralı diyoruz. O zaman yazalım. Kuzey yarım küreye gittikçe kuş ve memeliler
Kuş ve memeliler açık renkli. Açık renkli. Güney yarım küreye gittikçe koyu renkli olurlar. Evet, üçüncüsü de buydu. Şimdi geliyorum arkadaşlar dördüncüsüne. Allen kuralı. Arkadaşlar bu kurala göre de diyor ki soğuk iklimde yaşayan memeli ve kuşların vücut çıkıntıları küçük, sıcak iklimde yaşayanların ise vücut çıkıntıları büyüktür diyor. Mesela işte kutuplarda yaşayan işte ayıların vücut çıkıntısı olan işte kulakları küçüktür. Ama sıcak bölgede yaşayan ayılarda diyor vücut çıkıntısı büyüktür. Yani kulakları büyüktür diyor. Tilkilerde de aynı şekilde örnek verilebilir. O zaman yazalım. Soğuk iklimde yaşayan kuş ve memelilerde vücut çıkıntıları, bu nedendir arkadaşlar? Tabii ki soğuktan korunmak için. Vücut çıkıntıları küçük. Sıcak iklimde yaşayanlarda büyüktür. Allen kuralı da bu şekilde. Gelelim Bergman kuralına. Geç diyorum. Bergman kuralı. Arkadaşlar, Bergman kuralı da şöyledir. Memeli ve kuşların soğuk iklimde yaşayanların vücutları iri, sıcak iklimde yaşayanların vücutları ise küçüktür. Neden? Çünkü vücut büyüdükçe yüzey bölü hacim oranı küçülüyor ve böylece yüzeyden kaybedilen ısı miktarı azalıyor arkadaşlar. Böylece vücut içi sıcaklık korunuyor diyor. O zaman yazalım. Memeli ve kuşların, bak dikkat ederseniz anlattıklarımın çoğu memeli ve kuşlara ait özelliklerdir. Memeli ve kuşların soğuk iklimde yaşayanların vücutları iri, sıcakta yaşayanların vücutları küçüktür. Çünkü nedenini de yazalım. Çünkü kafamız karışmasın. Vücut büyüdükçe yüzey bölü hacim oranı azalır. Bu nedenle ısı kaybı da azalır. Diyor. Gelelim 6. kuralımıza. Son 2 tane kuralımız kaldı. Gauss kuralı. Arkadaşlar, Gauss kuralına göre diyor ki ekolojik nişleri aynı olan canlılar ortak habitatı paylaşamazlar. Ekolojik niş nedir? Bir canlının yaşadığı ortamda yaptığı iştir arkadaşlar. Eğer ekolojik nişi iki canlının aynı ise aynı ortamda yaşayamaz. Neden? Çünkü sürekli rekabet halindedir. O zaman yazalım. Ekolojik nişleri aynı olan canlılar ortak habitatı. Habitat nedir? Habitat canlıların yaşadığı ortamdır. Ortak habitatı paylaşamaz. Yani sürekli rekabet halindedir diyor. Son kuralımız Jordan kuralı. Arkadaşlar, bu kuralda diyor ki yakın türlerle ihtiyaçları aynı olduğu için bir arada bulunamazlar diyor. Yani yakın türler ihtiyaçları aynı oldukları için bir arada bulunamazlar diyor. O zaman yazalım. Yakın türler ihtiyaçları aynı olduğu için bir arada barınamazlar. Evet, Jordan kuralı da bu. Genelde bakın karşınıza çıkacak olanlar şu ilk anlattığım 6 kural. Şu ikisi arkadaşlar çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. Ama mesela Dullo kuralıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çıkmış soru çözümünde çözeceğiz zaten, var.
bunlarla ilgili bir soru var arkadaşlar. Yani karşımıza çıkma ihtimali her zaman için vardır. Ona göre çalışalım. Evet, böylece evrimle ilgili konu anlatımını bitirmiş oldum. Sonraki videoda soru çözümü yapacağız arkadaşlar evrimle ilgili. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.